Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak ve bir basın toplantısıyla açıklanacak olan enflasyon raporu çerçevesinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da açıklamalarını almaya başlayacağız. Toplantının saat 10.30 itibariyle başlamasını bekliyoruz. Biz öncesinde Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'la birlikteyiz. Üzeyir, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar açalım. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında seninle yaklaşık iki haftadan bu yana konuşuyoruz. Endekste bir parça yorulma emareleri var. Dünyada da aslında değerlemeler çok önemli noktalara geldi. Hem hacimsel olarak yukarı gitmekte güçlük çeken, hem düzeltme ve geri çekilmelerde verilen tepkilerin her seferinde bir önceki zirvenin daha altında gerçekleştiği bir teknik bozulmadan söz ediyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada dün %4,5 düştü Borsa İstanbul. Seninle yine daha önce konuştuğumuz 1450'lere kadar geri çekilme olabilir dediğimiz seviyenin de altına sarktı bugün. 1430'lardan tepti şu anda, nereye kadar gidebilir diye bir sana sormuş olayım. Evet, aslında endekse baktığımızda sadece bizde değil yorulma, yurt dışında da hep bahsediyorduk, aynı yorulma vardı. Hatta oradaki yorulma bize göre daha belirgin ve daha uzun süreli olmuştu. Özellikle Almanya tarafına baktığımızda örneğin endekslerde neredeyse bir yıllık bir süreçte, belki bir yakın bir süreçte zirvelerde zorlanıldığını gördük. Yani bu 6-7 aylık bir dönemi kapsayan bir dönemde zirveler geliştirilmekte zorlandı. Yine Amerika endekslerine baktığımızda orada Nasdaq biraz daha pozitif ayrışan taraftaydı ama S&P'de ve Dow Jones'a baktığımızda 2-3 aylık dönemler içerisinde hep rekorlar gördüğünden bahsedildi ama rekorla dip seviyeler arası %2,5-3'lük marjlar ifade ediyordu. Yani 2-3 aylık dönemde zirveler geliştirilmekte çok çok zorlanılmıştı. Bizde endeks yurt dışından bu süreçte tamamen pozitif ayrışan taraftaydı ve gerçekten bu son 2-3 aylık dönemde çok ciddi getiriler yakalamıştık. Ama son 3 haftalık, bu haftayı da dahil ettiğimizde son 3 haftalık periyoda baktığımızda zirvelerde zorlanmalar bizde de çok net bir şekilde gözükmeye başladı. Gün içi volatiliteler arttı. Hafta sonlarına geldiğimizde satışları görmeye başladık. Zirveler biraz daha satış fırsatı olarak değerlendirilen bir yapı oluşturmuştu. Bu süreçte hep izlediğimiz bir trend vardı. En azından son 3 aylık dönem içerisinde oluşan güçlü yükseliş trendi. Önceki gün, daha doğrusu önceki haftalar bu trend test edildi ama hep bu trendin üstünde kapanışlar gördük. Önceki gün bu trendin altında ilk kapanış gerçekleşti. Trendin sadece 4 puan altında bir kapanış vardı ama teknik görünümün zayıfladığına yönelik işaretler çok çok daha fazla oluşmaya başlamıştı bu süreçte. Dün bu trendin altındaki hareketin netleşmesi öğle saatlerinde teknik baskıyı daha da arttırdı ve trendin kırılmış olmasına yönelik algı satışları sertleştirdi. Ve dün kapanış günün dip seviyesinden ve aynı zamanda da aslında bu Ekim sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinin düzeltmesi de %23,6 Fibonacci seviyesi ara seviyelerden bir tanesidir ama buraya kadar geldi. Ve şu an ilk düzeltme sürecini de geçiriyoruz. Açıkçası hani o bahsettiğimiz ilk düzeltme noktalarında 50 günlük ortalamaların bulunduğu seviyelere geldik. Ama buralar tutunur mu? Henüz daha buna dair net bir emare yok. Açıkçası hala biraz daha teknik görünümün bozuk olduğunu söylemek mümkün bu tarafta. Özellikle %38,2 seviyesi var bu süreçte takip ettiğimiz. Oraların da altına inilecek olursa biraz daha satışların sertleştiğini görebiliriz. Yani bu tarafta hala aşağı yönlü potansiyelin. Ben bu açıdan devam ettiğini düşünüyorum. 1400 civarındaki rakamlar buraların altında biraz daha satışlar sertleşebilir ve önümüzdeki döneme yayılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da şuydu açıl. Yani gerek bizim tarafta gerek yurt dışında aslında birçok olumsuz haber akışı var. Yani endeks örneğin %10-15 düzeltme yaptığında bu düzeltmenin sebebini açıklayabilecek çok fazla elimizde gerekçemiz var. Ama piyasalar bu olumsuz haberleri, başta pandemiyle ilgili gelişmeler olmak üzere, fiyatlama eğiliminde değildi. Yani şu ana kadar olumsuz haber akışları göz ardı ediliyordu. Bu da aslında bir noktada piyasa açısından bu enformasyon formasyon uyumsuzluğu dediğimiz döngüyü getirmişti. Yani olumsuz haber akışlarına rağmen özellikle pandemiyle ilgili şu son 15 günlük dönemde çok ciddi olumsuzluklar var bana kalırsa. Bunlar fiyatlara yansıtılmamıştı. Şu anda yavaş yavaş yansıtılmaya başladığını görüyoruz. İkinci bir husus da şu, bunu Amerika tarafında da gördük. Bizde de görmeye başlayacağımız kanaatindeyim. Açıklanan finansallarla şirket değerlerinin birbirini çok kompanse edememesi. Yani
hisse fiyatlarının biraz daha tarihsel ortalamalarının ve finansalların ifade ettiği değerlerden biraz uzaklaşmış olması. Yani biraz piyasanın şişmiş olması. Bu da bir düzeltme beklentisini gerektiriyordu. Yani burada finansal döneminde beklentilerin alınıp gerçekleşmelerin realize edilmesi ya da gerçekleşmelerin beklentileri karşılayamamasının sonuçlarını da görmeye başlayacağımız kanaatindeyim. Amerika tarafında bu ilk açıklanan finansallarda bu etkileri gördük. Bizde de benzer durum bu finansallar döneminde görülebilir. Yani şirketler finansalları iyi gelse dahi fiyatlama bunların çok çok üzerinde olduğu için biraz bunların düzeltmelerini görebiliriz. Biz de aslında hep Borsa İstanbul'un iskontosundan bahsederdik geçmiş dönemde ve bu iskontonun potansiyel yarattığını düşünüyorduk ve yorumluyorduk. Hala aslında endeks bazında kıyasladığımızda Borsa İstanbul yurt dışına göre iskontolu mu? Evet, iskontolar var. Ama ana bazı hisseleri ve sektörleri çıkarttığınızda, örneğin bankacılık, holdingler, havacılık vesaire gibi böyle bariz endekse ağırlığı olan sektörleri çıkarttığımızda geri kalan hisselerde ben o iskontonun da kalmadığı kanaatindeydim. Yani hisse seçmekte, hisse bulmakta zorlanılan bir döneme girmiştik. Bu düzeltmeler bu açıdan da bir rahatlama da sağlayacaktır. Ama ilk etapta bu düzeltmenin durduğunu görmek lazım. Şu aşamada dediğim gibi biraz daha ben aşağı yönlü hareket potansiyelinin devam ettiği kanaatindeyim burada. Üzeyir, müsaadenle kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında seninle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Üzeyir, ilk bölümde satışların sebebinden bahsetmiştik. Şimdi biraz genele dönüp yaptığımız yorumların ardından bankalar ve özel tarafına da bakalım. Çünkü yabancı yatırımcıların önemli bir girişi oldu bankacılık endeksine. Fakat yılbaşından bu yana baktığımızda son 3 günlük satışlarla beraber bankacılık endeksinin %10 kadar aşağı düştüğünü görüyoruz yılbaşından bu yana getirilerde. Dolayısıyla aslında ne alınır sorusuna ağırlıklı olarak bankalar yanıtı verilen bir dönemden çıktığımız için buralar alım fırsatı mıdır yoksa biraz daha durup beklemek lazım diyen tarafta mısın? Ben biraz daha beklemek gerektiği tarafındayım. Bankalar tarafında evet hala endekste en azından hani ne alınır sorusuna bankalar deniyordu. Çünkü bankalar dışında çok fazla iskontolu taraf bulunamıyordu. Yani banka, telekomünikasyon, belki biraz gıda perakendeciliği bunlar da hala potansiyel görmekle beraber. Diğerlerinde artık fiyatlar öyle noktaya gelmişti ki hisse önerecek yer kalmamış olması biraz daha bu sektörlere yönelik beklentileri arttırıyordu. Ama genel itibariyle düzeltme süreçlerinde bankaların da ön plana çıktığını gördük burada iskontol olmuş olmalarına rağmen. Ki özellikle 4. çeyrek finansallarına yönelik bir miktar olumsuz beklenti var. İlk çeyrek kez daha yine aynı şekilde artan fonlama maliyetleri nedeniyle bir miktar bunların sıkıntılarını görüyor olacak. Yılın tamamına baktığımızda ise bankaların öz kaynak karlılığı beklentileri %10-12 civarında. Bugün işte Merkez Bankası tarafından enflasyon raporu yayınlanacak ve muhtemelen 2021 enflasyon tahminleri de revize edilecek. Burada baktığımızda bu enflasyon tahminleri en azından piyasa tahminlerine baktığımızda bu öz kaynak karlılıklarına beklentilerine neredeyse denk. Yani çok ciddi bir getiri potansiyeli sunmuyorlar bu tarafta. Özellikle risksiz faiz oranlı vesaire ya da piyasadaki mevduat faizlerini göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonun üzerinde burada aslında çok ciddi bir karlılık bu senede olmayacak bankalar tarafında. Bu da genel itibariyle bir miktar baskılanmasını sağlayabilir. Ne zaman bu tersine döner? Bence yılın ikinci yarısından itibaren faizlerde tekrar düşüş trendi başlayacak olursa büyümenin de ivmelenmesiyle beraber bu tarafta tekrar bankalar cazip hale gelebilir. Ama biraz daha zamanı var gibi sanki bu ilk çeyrek içerisinde en azından biraz daha bu negatif atmosferden eklenebilirler gibi düşünüyor. Ama genel itibariyle şunu söyleyeyim, eğer uzun vade düşünülüyorsa, vade eğer bir yıldan daha uzun bir vade ise ya da bir yıl veya üzerinde bir vade ise, ben bu ilk çeyrek içerisindeki düzeltmelerin yine bankacılık sektörü başta olmak üzere alım fırsatı oluşturacağı kanaatindeyim. Yani özellikle ikinci çeyrekten sonra biraz daha dengelenmenin ve piyasalarda pozitif görünümün tekrar hakim olabileceği kanaatindeyim. Bu nedenle ilk çeyrekte henüz daha düşüşün bittiğini söylemek mümkün değil. Yeni başında da olabilir düzeltmenin. Biraz daha bekleyerek ve zamanı yayarak düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek faydalı olabilir.
Peki Üzeyir, şimdi bu noktadan sonra özellikle sanayi endeksle bankacılık endeksi arasında bir makas oluşmuştu. Dolayısıyla bireysel yatırımcılar biraz daha sanayi endeks tarafında ve orada da 30 endeks dışı hisselerde konumlanmıştı. Yabancıların gelişiyle buralar biraz şenlenmiş, hareketlenmişti. Şimdi bu hareketi biraz daha izlemek lazım dediğine göre bu BIST 30 hareketi ve oradaki bakış açısında bir farklılaşma var mı? Yoksa bu bir ara düzeltmedir, ana trend kırılmadı mı dersin? Şimdi şöyle, yani ben borsaların 2021 yılı içerisinde de potansiyel sunacağı kanaatindeyim ama kısa vade için bunu son zamanlarda çok sık dile getirmiştim. Ocak, Şubat, Mart dönemi bir düzeltme dönemi olabilir diye. Çünkü gerçekten bir aşırı fiyatlama var ve çok kısa sürede çok ciddi getiriler var. Bu getirilerin bir realizasyonu, yeni alım fırsatlarının oluşması açısından da birçok fon yöneticisinde belki arzusu isteği olacak ve realizasyonları görüyor olacağız. Bunların paralelinde dönem dönem geri çekilmeler göreceğiz. Yani çok majör değişiklikler görmediğimiz sürece ben bu geri çekilmelerin sert olabilir. Örneğin burada düzeltmeler belki %20'ler, %25'ler boyutuna dolaşabilir. Yani burada şu aşamada belki bunu söylemek mümkün olmayabilir ya da asıl olabilirdi. Yani genel itibariyle baktığımızda yani düzeltmeler sertleşebilir gibi de gözüküyor. Bu düzeltmeler ana trendi, yani hisse senetleri piyasalarının yukarı yönlü genel eğilimini değiştirmeyecektir kanaatindeyim. Ve burada biraz daha BIST 30, BIST 100 içerisindeki ana şirketlerin yeni dalgada ön plana çıkacağı kanaatindeyim. Özellikle BIST 30 ya da BIST 100 dışı şirketler deyim, küçük orta ölçekli şirketler tarafında ben 2021 yılının çok parlak geçeceği kanaatinde değilim. Çünkü orada gerçekten aşırı fiyatlamalar var. Daha önce seninle yayınımızda yine bahsetmiştim. Bazı hisse senetlerinde gerçekten hani çocuklarının bir daha görme imkanı olmayabileceği fiyatlamalar görmeye başladık şu anki yatırımcıların. Yani o nedenle çok sağlıklı tablolar değil. Yani o taraftaki fiyatlama gerçekten orta uzun vade için sermaye piyasasının güvenliği açısından da risk oluşturuyor bence. Ama BIST 30, BIST 100 şirketleri içerisinde hala değerine ulaşmamış. Genel Türkiye'nin risk algısını, işte hem jeopolitiğini hem siyasi risklerini vesairesi, uluslararası siyasi risklerini fiyatlayan, iskontolayan şirketler var. Önümüzdeki dönemde bu yükselişlerde biraz daha bu ana şirketlerin ve endekslerin ön plan çıktığını görürüz diye düşünüyorum. Üzeri çok teşekkür ediyoruz sana. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yılın ilk enflasyon raporu toplantısı için kameraların karşısında. Önümüne dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşarak orta vadeli enflasyon tahminlerimize ve para politikası stratejimize ilişkin açıklamalarda bulunacağım. Ardından da sorularınıza cevap vereceğim. Değerli katılımcılar, 2020 yılının son çeyreğinde bazı ülkelerde uygulamaya konan salgın tedbirleri küresel büyümedeki toparlanma eğilimini yavaşlatmış. Ancak aşı ve tedaviye yönelik olumlu gelişmeler 2021 yılının ikinci yarısında daha hızlı bir toparlanma beklentisini güçlendirmiştir. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşük seyretmektedir. Ancak 2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Artan emtia fiyatları ve talep koşullarındaki olası iyileşmenin yanı sıra salgına karşı uygulanan yüksek hacimli mali ve parasal genişleme önümüzdeki dönem için enflasyonist baskı oluşturma potansiyelini taşımaktadır. Bu görünüm altında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para politikasındaki genişletici duruşun sürmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin para politikası görünümü ve küresel toparlanmaya dair olumlu beklentiler, gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk iştahını arttırmaktadır. Nitekim son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. Ülkemizde ise iktisadi faaliyet güçlü kredi ivmesinin desteğiyle 2020 yılının 3. çeyreğinde yurt içi talep kaynaklı belirgin bir toparlanma göstermektedir. İktisadi faaliyetin 4. çeyrekte de güçlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerinde 3. çeyreğe göre 4. çeyrekte de güçlü bir artış görülmüştür. Ekonomik aktivitede görülen güçlü toparlanma aynı zamanda sektörlerin
geneline yaygınlaşmış durumdadır. Bu dönemde ihracat ve turizm bağlantılı bazı sektörler haricinde imalat sanayinin genelinde salgın öncesi üretim düzeyleri de aşılmıştır. Özellikle taşıt, mobilya ve beyaz eşyanın dahil olduğu dayanıklı tüketim malları sektöründe üretim, sipariş ve kapasite kullanım oranları oldukça güçlü bir toparlanma sergilemiştir. İnşaat bağlantılı aramalı sektörlerinde de aynı göstergeler daha kuvvetli bir seyre işaret etmektedir. Diğer taraftan başta giyim olmak üzere turizm bağlantılı imalat sektörlerindeki iyileşme ise sınırlı kalmıştır. Hizmetler sektöründe de birçok alt sektörde cirolar salgın öncesi düzeylerini aşarken salgının olumsuz etkilediği konaklama, yiyecek, havayolu ve seyahat acentesi sektörlerinde ise halen salgın öncesi düzeylerin altında bir seyir görülmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma sanayi sektöründe belirgin olmak üzere istihdam piyasasında da iyileşme sağlamıştır. İstihdam imkanları genişlerken iş gücüne katılım oranında da toparlanma görülmektedir. Ancak son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektörü istihdamı üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır. İktisadi faaliyet düzeyine ilişkin yakın dönem göstergeleri salgına bağlı kısıtlamalar ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle bir miktar yavaşlamaya da işaret etmektedir. 2020 yılı 3. çeyrekte başlayan güçlü toparlanmanın en önemli belirleyicisinin ise güçlü kredi büyümesi olduğunu görmekteyiz. Yıllık kredi büyümesi 2. çeyrekten itibaren ivmelenmiş ve 2017 yılındaki kredi garanti fonu kaynaklı hızlı kredi genişlemesinin çok ötesinde bir genişlemeye neden olmuştur. Bu güçlü kredi genişlemesi firma kredilerinde olduğu kadar konut ve ihtiyaç kredileri başta olmak üzere bireysel kredilerde de belirgindir. İkinci çeyrekten itibaren bankalarca Türk lirası cinsinden açılan net kredi hacmi 518 milyar Türk lirası olmuştur. Üçüncü çeyrekte uygulanmaya başlanan parasal sıkılaştırma ve diğer politikalara bağlı olarak kredi faizleri yükselmeye başlanmış, kredilerin ivmelenmesinde de önemli bir yavaşlama sağlanmıştır. Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme de gerçekleşmiştir. Altın dahil döviz tevdiat hesaplarını da içeren geniş tanımlı M2 para arzı 2020 Şubat ayına kıyasla %33 artışla 833 milyar Türk lirası yükselmiştir. Başta bireysel krediler olmak üzere net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği ve turizm gelirlerinin keskin bir şekilde gerilediği 2020 yılında cari işlemler açığının önemli oranda yükselmesine neden olmuştur. Kasım ayı itibariyle 12 aylık birikimli cari işlemler açığı 38 milyar dolar civarına yükselmiştir. Artan cari işlemler açığıyla birlikte küresel gelişmelerle uyumlu şekilde gerçekleşen sermaye çıkışları önemli miktarda rezerv kaybına da yol açmıştır. Dış dengedeki bozulmaya bağlı olarak artan makro finansal riskler neticesinde ülke risk primi artarken döviz kurlarında oynaklık ve değer kaybı gözlenmiş ve borçlanma maliyetleri artmıştır. Bu görünüm altında yurt içi yerleşiklerin mevduat dolarizasyonu artış göstermiştir. Saygıdeğer basın mensupları, değerli katılımcılar, şimdi de bu makroekonomik görünüm altında şekillenen enflasyon görünümüne ilişkin bilgileri ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İş talep koşulları başta olmak üzere döviz kurunun birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seyirler
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Tüketici enflasyonu 2020 yılı Eylül ayındaki %11.75 seviyesinden 2020 yıl sonu itibariyle 14.60 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle enflasyon, Ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir. Enflasyondaki yükselişte temel mal ve gıda grupları belirleyici olmuştur. Ekim enflasyon raporu sonrasındaki dönemde temel mal grubunun yıllık enflasyona katkısı 1,5 puan artışla 4,7 puana ulaşırken gıda grubunun katkısı 1,3 puanlık yükselişle 4,7 puan olmuştur. Öte yandan enerji ile alkollü içecek ve tütün grupları toplam 0,7 puanlık katkıyla tüketici enflasyonunu önemli ölçüde sınırlamıştır. Giyim, konaklama, eğitim, eğlence ve kültür hizmetleri gibi salgın nedeniyle talep koşullarının zayıf seyrettiği kalemlerde enflasyon nispeten düşük seyretmektedir. Öte yandan başta dayanıklı mallar olmak üzere kredi genişlemesine bağlı olarak talebin güçlü olduğu bazı alt gruplarda enflasyon oldukça yüksek bir seyir izlemektedir. Tüketici enflasyonu alt kalemleri incelendiğinde temel gıda ürünleri ve dayanıklı mallarda yıllık enflasyonun tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktığı görülmektedir. Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimi de yüksek seyretmektedir. Enflasyon eğilimi temel mallarda yüksek seviyesini korurken hizmetlerde kademeli bir yükseliş görülmekte, işlenmiş gıdada ise belirgin bir şekilde yukarı yönlü riskler artmaktadır. Fiyat artırma eğiliminin tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek olduğu ve genele yayıldığı da görülmektedir. Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır. Üretici fiyatlarında yıllık enflasyon 2020 Aralık ayında %25.15'e ulaşmıştır. Döviz kurunun son dönemdeki olumlu katkısına rağmen uluslararası emtia fiyatları öncülüğünde yüksek bir seyir izleyen üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Alt kalemleri itibariyle incelendiğinde metal ve metalle ilişkili gruplar, kağıt ve kağıt ürünleri, gıda, motorlu kara taşıtları ve ulaşım araçları temel üretim girdilerinde enflasyon oldukça yüksek seyretmektedir. Değerli katılımcılar, bu noktada enflasyonu etkileyen unsurlara değinmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle toplam talep koşullarına dair çıktı açığı gelişimi önemli bir gösterge olarak enflasyonist baskıları etkilemiştir. Hızlı kredi genişlemesinin birikimli etkileriyle talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyretmiş ve çıktı açığı göstergeleri enflasyonist düzeylere erişmiştir. Bu gelişmede salgından en çok etkilenen turizm ve hizmet bağlantılı sektörlerdeki zayıf seyrin toplam çıktı açığının sınırlayıcı etkisine karşın hızlı kredi genişlemesinin uyardığı genele yayılmış harcama gruplarındaki güçlü seyir belirleyici olmuştur. 2020 yılının 3. çeyreğinde finansman koşullarındaki iyileşme ve ertelenmiş talebin etkisiyle özel tüketim talebi milli gelir artışının oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve büyümeye en yüksek katkıyı veren harcama bileşeni olmuştur. Turizmin sınırlayıcı etkisine rağmen güçlü kredi ivmesinin birikimli etkileri ve dış talebin katkısıyla 2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hala enflasyonist düzeylerde seyrettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 2020 yılının son çeyreğinde iktisadi faaliyetin döngüsel olarak zirve noktasına ulaştığını ve 2021 yılının ilk çeyreğindeki yavaşlamayla birlikte
eğilimine yakınsamaya başladığını düşünüyoruz. Enflasyonun önemli belirleyicilerinden birisi olan döviz kurundan tüketici ve üretici enflasyonuna gelen etki de 2020 yılının ikinci yarısında oldukça güçlenmiştir. Döviz kurlarındaki gelişmelerin enflasyona yansıması konjonktüre göre farklılaşabilmekle birlikte temelde 3 ayrı kanal üzerinden gerçekleşmektedir. Bunlar talep kanalı, maliyet kanalı ve beklenti kanalıdır. Döviz kuru geçişkenliği ekonominin yükselme dönemlerinde ve döviz kurunun hızla arttığı dönemlerde tarihsel ortalamalardan daha yüksek olmaktadır. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş, önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kuru kaynaklı etkilerin zayıflayacağına işaret etmektedir. Enflasyon üzerinde etkili olan bir diğer unsur ise uluslararası emtia fiyatlarındaki özellikle son dönemde meydana gelen yukarı yönlü gelişmelerdir. Petrol, endüstriyel metaller, tarımsal emtialar fiyatlarındaki artış eğilimi girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar kanalıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Öte yandan Ocak ayı para politikası kurulu kararında da değindiğimiz gibi dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetlerindeki artışlar da dikkate alındığında bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının da tüketici fiyatları üzerindeki riskleri arttırdığını değerlendiriyoruz. Son olarak anket bazlı ve piyasa fiyatlamalarına dayalı enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışı ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Değerli katılımcılar, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin tahminlerimize geçmeden önce tahmine esas aldığımız temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Orta vadeli tahminler üretilirken şimdiye kadar özetlediğim makro finansal koşullar ile enflasyon görünümünü esas aldık. Buna ilave olarak ithalat fiyatları, gıda fiyatları ve maliye politikası gibi dışsal unsurlar için varsayımlarımızı gözden geçirdik, güncelledik. Son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel toparlanma beklentilerinin güçlenmesiyle ham petrol fiyatlarına dair beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Vadeli fiyat eğrileri ortalama ham petrol fiyatının 2021 yılı için 54.4 ABD doları, 2022 yılı için ise 52.1 ABD doları olacağına işaret ediyor. Öte yandan petrolün yanı sıra endüstriyel metal ve tarımsal ürünler gibi emtia fiyatlarında da öngörülerin üzerinde bir seyir görüyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımımızı da yukarı yönlü güncelledik. İşlenmemiş gıda fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatların son dönem eğilimlerini dikkate alarak 2021 yılı için gıda enflasyonu varsayımımızı 1 puan artışla %11.5'e revize ettik. Gıda varsayımımız üzerindeki yukarı yönlü en belirgin riskleri uluslararası fiyatların seyri ve yıl içerisinde turizm görünümündeki olası iyileşmeye bağlı talep etkileri olarak değerlendiriyoruz. Maliye politikası ve finansal politikaların ise para politikası ile eş güdüm içerisinde enflasyonda öngörülen düşüş patikasıyla uyumlu bir makro çerçevede belirleneceği ve uygulanacağı bir orta vadeli görünüm esas aldık. Bu bakımdan yakın dönemde milli gelire oranla %3.5 olarak aşağı yönlü revize edilen 2021 yılı merkezi yönetim bütçe açığı hedefinin para politikası hedeflerini destekleyeceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca güçlü bir politika koordinasyonu çerçevesinde
yıl içerisinde kredi politikalarının da para politikası hedefleriyle uyumlu bir gelişim sergileceğini öngördük. Değerli katılımcılar, şimdi sizlere çizmiş olduğum bu genel çerçeve dahilinde ürettiğimiz enflasyon ve çıktı açığı tahminlerimizi paylaşacağım. Temel varsayımlar ve kısa vadeli öngörüler çerçevesinde enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağını değerlendiriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği bir görünüm altında, enflasyonun 2021 yılı sonunda %9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda %7'ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece Ekim enflasyon raporunda öngörülen 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminlerini korumuş olduk. Ancak bu tahminler üzerinde yukarı yönlü risklerin belirgin bir şekilde önemini koruduğunun da farkındayız. Bu nedenle güçlü, sıkı para politikası duruşumuzu da devam ettirmek zorundayız. 2021 yılı için bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 0.4 puan düşürürken birim iş gücü maliyeti 2021 yılı için belirlenen asgari ücret artışına bağlı olarak 1 puan yükseltici yönde etki yapmıştır. Öte yandan gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0.2 puan yükseltirken yönetilen yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının etkisiyle tahmini 0.3 puan aşağı çekti. Ayrıca sıkı parasal duruşun devamıyla enflasyon beklentilerinde öngörülen iyileşmenin yıl sonu tahminine 0.5 puan düşürücü yönde katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz. Tahminler enflasyonun 2021 ve 2022 tahmin hedefleriyle uyumunu sağlayacak bir parasal sıkılık düzeyi varsayım altında üretildi. Ayrıca küresel büyüme ve dış talep görünümünde salgın kaynaklı olumsuz bir şokun tekraren yaşanmayacağı, küresel risk iştahında yaşanan olumlu gelişmeler ile birlikte Türkiye'ye özgü risk algılarında iyileşmenin devam edeceği bir görünümü esas aldık. 2021 yılı için oluşturduğumuz tahmin patikasında ücretler, gıda fiyatları ve uluslararası emtia fiyatları enflasyonu yukarı yönlü, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar ile enflasyon beklentileri ise enflasyonu aşağı yönlü etkilemektedir. Bu etkileşim içerisinde sıkı parasal duruşun oluşturacağı güçlü etkinin yıl sonu enflasyonunun %9.4 düzeyine gerilemesini sağlayacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede hem yıl sonu tahmin hedefine hem de fiyat istikrarına işaret eden orta vadeli %5 hedefimize nasıl bir strateji ve süreç içerisinde ulaşacağımızı anlatmak istiyorum. Öncelikle bir durum tespiti yapmak durumundayım. Enflasyonun mevcut seviyesi ve yukarı yönlü riskler bir arada değerlendirildiğinde %5 hedefimizden oldukça uzakta bir noktadayız. Paylaştığımız tahmin patikası içinde %5 hedefine 2023 yılı sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz %5 hedefine ulaşacağımız 2023 yılına kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir. 2021 para ve kur politikası dokümanında bu yıl içinde enflasyonda kalıcı düşüşe
ve fiyat istikrarına işaret eden üçlü göstergeler eşliğinde kararlılıkla sıkı bir parasal duruş sergileyeceğimizi paylaşmıştık. Bu kapsamda para politikası operasyonel çerçevesini sadeleştirerek elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanacağımızı da ifade etmiştik. Bunun neticesinde para politikasında güçlü bir sıkılaştırma yaptık ve 10.25 olan politika faiz oranını önce 15'e daha sonra 17'ye çıkardık. Enflasyon üzerinde oluşan risklere dikkat alarak gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı da en son para politikası kurulu kararında ifade ettik. Dolayısıyla %5 hedefine varmak amacıyla para politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyonun öngördüğümüz tahmin patikası çerçevesindeki gelişimini de yakından izleyeceğiz. Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır. Bu kapsamda enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumunu da yakından izleyeceğiz. %5 hedefine ulaşma yolunda parasal duruşun sıkılık düzeyini ise şu şekilde tarif etmek mümkündür. %5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır. Para politikasındaki bu sıkı duruş hedef ufku içerisinde yani 2023 yılına kadar ülke risk priminin düşmesine, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Böylelikle bir yandan makroekonomik ve finansal istikrar olumlu etkilenirken, diğer yandan para politikasının sıkılık düzeyinin bu koşullar altında uyarlanmasına da imkan sağlayacaktır. Diğer taraftan orta vadeli %5 hedefine ulaşmada güçlü politika koordinasyonu dahilinde para ve maliye politikası arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesiyle sağlanacak mali konsolidasyon enflasyon hedeflerimize varmamızda çok önemli bir girdi sağlayacaktır. Ayrıca hukuk ve ekonomi alanında hükümetimiz tarafından atılacak reform adımları beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacaktır. Değerli basın mensupları, sunumuma son vermeden önce ülkemiz için fiyat istikrarının önemini sizlerle bir defa daha paylaşmak istiyorum. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam, toplumsal refah ve adaletli gelir dağılımının ön koşuludur. Fiyat istikrarı ekonomiye olan güveni artırır, böylelikle yatırımlar ve üretimler artarak işsizlik azalır. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlarsak paramızın değerini korumuş oluruz, paramızın bir değişim ve tasarruf aracı olma özelliğini de güçlendiririz. Fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis edersek ülkemizin risk primini düşürmüş oluruz, dolarizasyon eğilimini tersine çeviririz, kamunun ve özel sektörün borçlanma maliyetlerini geriletiriz, düşürürüz, kamu ve özel sektörün borçlanma vadelerini uzatırız ve böylelikle birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gibi ekonomimizi ve finansal sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Bu sebeple fiyat istikrarının önemini aklımızdan hiç çıkarmadan bu hedef için sabırlı ve kararlı bir çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu hedefe vardığımızda ise bundan hepimiz millet olarak istifade edeceğiz. Bu çerçevede kalıcı fiyat istikrarının tesisi ve sürdürülebilir kılınması açısından tüm paydaşlarca ortak akla dayalı, kararlı
ve azimli bir mücadele gerekliliği önemini korumaktadır. Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda Merkez Bankası olarak elimizdeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreci tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece dönüştürmek üzere açık, samimi ve etkili bir işbirliği ve iletişim politikası yürüteceğiz. Bu kapsamda Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından ortaklaşa yapılan fiyat istikrarına yönelik destek ve işbirliği çağrısı çok önemlidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda fiyat istikrarının önemini ve bu doğrultuda uygulamaya koyduğumuz enflasyonla mücadele politikalarımızı tüm paydaşlarla paylaşmak ve enflasyonla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler, toplantılar ve medya programlarını başlatıyoruz. İnşallah bu kapsamda yapacağımız toplantılar ve organizasyonlar fiyat istikrarı konusunda toplumun geneline yayılan bir sahiplenmeyi de beraberinde getirecektir. Nitekim enflasyon hedeflemesi rejiminde esas olan da zaten toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların, politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları ve bu adımların sonuçlarının görülmesi ve arkasından da bütün fiyatlama davranışlarının ve enflasyon beklentilerinin ortaya konulan hedefe yakınsamasıyla mümkündür. Dolayısıyla buna son derece önem veriyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, konuşmama burada son verirken başta para politikası kurulu üyeleri ve araştırma ve para politikası genel müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere enflasyon raporunun hazırlanmasında ve bu enflasyon raporu ile ilgili diğer hazırlıklarda görev alan bakanlığımızın diğer genel müdürlükleri, personeline de yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar bu toplantıya katılımınızdan dolayı da sizlere ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Başkan Bey, sunumu için teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz. Soru sormak isteyen katılımcılar uygulamanın el kaldır özelliğini kullanarak taleplerini iletebilirler. İsmini okuyarak söz vereceğim katılımcılar kendilerini tanıtarak sorularını yöneltebilecekler. Soruları teker teker alacağız. Olabildiğince farklı katılımcıya söz hakkı tanıyabilmek için katılımcıların tek bir soru yönetmelerini önemli rica ederiz. Önce ekonomistlerin sorularından başlıyoruz. İlk soru için sözü Mert Yılmaz'a bırakıyoruz. Mert Bey, buyurun. Mert Bey'in mikrofonunda herhalde bir problem var. Özlem Hanım'la devam edelim. Özlem Bayraktar. İyi günler, merhaba. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan sunum için. Benim sorum para politikası fokusunda. Aslında bugün de özellikle vurguladığınız ve PPK karar notunda da aslında kendine gösteren iki tane önemli ifade vardı. Birincisi sıkı duruş uzun müddet korunacak. İkincisi de gerekli görülmesi takdirde faiz artırımı yapılacak. Dolayısıyla orada da aslında para politikasında politika adımının bundan sonraki duruşunun eğiliminin en azından faiz artırımı yönünde olduğunu belirtiyorsunuz. Bu aslında bundan hani bir hafta öncesine kadar, belki hemen öncesine kadar piyasada daha çok bize dahil olmak üzere 2021 yılı içerisinde Nisan ayında sizin de bugün enflasyon tahmin patikanızdan gördüğümüz üzere bir düşüşle beraber faiz indirim beklentileri dinlendirilmeye başlandı. Dolayısıyla yıl sonunda daha düşük bir politika faizi beklentisi var. Ama bu söylemlerden sonra bunun biraz daha ertelenmesi gerektiğini anlıyoruz. Öyle yorumladık. Yani faiz indirimini konuşmak için daha çok erken gibi bir yorumda bulunduk. Buna katılır mısınız? Ve
aslında bugün konuşmanızın sonunda siz de belirttiniz, enflasyonla politika faizi arasında bir dengeden bahsettiniz. Politikanın sıkı duruşunu tanımlarken burada daha önce reel politika faizi çok ön plana çıkıyordu. Yine bunu mu vurgulamak istiyorsunuz acaba diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Aslında konuşmamda çok açık ve net bir şekilde ifade ettim. Enflasyona ilişkin mevcut elimizdeki veriler ve ileriye dönük riskleri birlikte değerlendirdiğimizde enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına varma hedefi doğrultusunda para politikasının sıkı duruşuna uzun bir müddet devam etmemiz gerekliliği ortaya çıkıyor. Gerek uluslararası emtia fiyatları, gerek güçlü seyreden iç talep birlikte değerlendirildiğinde faiz indirimi patikası şeklinde bir yaklaşıma girmek için erken olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla enflasyon üzerinde risk oluşturan tüm faktörler belli bir noktaya gelene kadar sıkı para politikası devam edecek. Ama şunu tekrar üzerine basa basa vurgulayayım. Bizim fiyat istikrarı temelinde hükümetle varılan mutabakata göre enflasyon hedefi, fiyat istikrarına işaret eden enflasyon hedefi %5. Dolayısıyla para politikası kurulu olarak para politikası kararlarını alırken %5 hedefi doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz. Tabii ki mevcut ve yakın dönem gelişmelerini de dikkate almakla beraber burada en çok önem verdiğimiz faktör manşet enflasyonun yanında enflasyon eğilimleri, fiyatlama davranışları, beklentilerdeki bozulma. Bizim şu andaki elimizdeki veriler bu anlamda 2021 yılında enflasyonun önce kontrol altına alınması, sonra da fiyat istikrarı temelinde aşağı yönlü evrilmesi için sıkı para politikasına devam etmemiz gerektiğini, faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulması için çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan yine 2023 yılı için %5 hedefini elde edebilmek amacıyla uzun bir süre olarak tarif ettiğimiz bu süre zarfında enflasyonist beklentileri kontrol altına alacak şekilde ve fiyat istikrarına destek verecek şekilde para politikası duruşu ile veya para politikası faiz oranı ile gerçekleşen beklenen faiz oranı arasında dezenflasyonist bir dengenin korunmasının da hedefe varmada önemli bir çip olacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ileriye dönük beklentilerin yönetilmesi ve ileriye dönük rehberlik etmesi bakımından hem yukarı yönlü sıkılaştırma hem de uzun vadeli sıkı para politikası duruşuna ilişkin bu enflasyon raporu basın toplantısında biraz daha açıklık kazandırmış olduk. Yukarı yönlü para politikası faizinin ilave sıkılaştırma yapacak şekilde değiştirilmesi ise enflasyon hedeflemesi rejimi içerisinde mevcut elimizdeki veriler ile yeni elde edeceğimiz verilerin işaret ettiği eğilime bağlı olarak belirlenecektir. Biliyorsunuz enflasyon hedeflemesi rejiminde esas olan orta vadeli enflasyon eğilimleri üzerinde etki eden faktörlere göre politika duruşunun belirlenmesidir. Bu açıdan biraz önce konuşmamda da ifade ettim. Para politikası kurulu olarak elimizdeki veriler ve yeni gelecek verileri açık, samimi, ihtiyatlı ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmek bağlamında sürekli bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Her alınan kararın temelinde yatan yaklaşımı, enflasyon hedeflemesi rejimi içerisinde ne anlama geldiğini de sizlerle paylaşacağız. Ama bütününde söylemek gerekirse para politikası duruşunun sıkılığı %5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek. Evet, Mert Bey ile tekrar bağlantı kurmaya çalışalım. Mert Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Duyabiliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Sunumda emeği geçen tüm çalışanlarınıza çok teşekkürler. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olduğunu düşünüyorum gıda enflasyonu. Ve maalesef Türkiye bu konuyla ilgili çok uzunca bir süredir mücadele ediyor.
Uluslararası alanda gıda fiyatları düşerken de maalesef Türkiye burada bir yol kat edemedi. Ve şu anda rüzgar dünyada terse dönmüş gibi gözüküyor. Siz de sunumunuzda söz ettiniz. Hatta bazı ülkelerin ihracat vergisi uygulamaya başladığı gözüküyor. Bir kuraklık riskiyle gerek ülkemiz gerek dünya karşı karşıya. Tüm bu varsayımlar altında sizin de gıda enflasyonunu %10,5'tan 11,5'a yükselttiğinizi görüyoruz. Ancak bu değerleme en kötüyü içeriyor mu projeksiyon açısından? Bir onu sormak isterim. Bir de gerçekten Türkiye bu gıda enflasyonundan kalıcı olarak ve serbest piyasa koşulları içerisinde bu sorunu ortadan çözmek için ne yapmalı? Ve Merkez Bankası geçmiş dönemdeki sekreterya görevi dışında burada aktif olarak nasıl bir rol üstlenmek ister? Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Biraz önce de zaten sunumumun bütününe yayılacak şekilde gıda enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri işaret ettim. Burada tabii özellikle son dönemde etkisini arttıran uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki artış dikkat çekici. Ve önümüzdeki süreçte de uluslararası gıda fiyatlarının yönü konusunda yukarı yönlü riskleri barındırıyor. Merkez Bankası olarak siz de işaret ettiniz. Gıda enflasyonu üzerindeki uluslararası gıda emtialarından kaynaklı riskleri dikkate alarak %10,5 olarak öngörülen tahmini 11,5'e yükselttik. Aslında bütün varsayımlarımızda ve tahminlerimizde ihtiyatlı ve riskleri olabildiğince hesaba katan bir yaklaşım benimsedik. Bu açıdan gıda enflasyonunu yukarıya yönlü güncellerken de gıda enflasyonu üzerinde etki edecek uluslararası emtia fiyatlarını dikkate aldık. Ama eğer bizim yaptığımız varsayımlar ve tahminlerin ötesinde bir uluslararası emtia fiyatlarında hareket görürsek o konuda zaten sizleri bilgilendirmek suretiyle bu kanaldan gelen etkilerin kalıcı olduğunu da gördüğümüz takdirde gerekli reaksiyonu veririz. Diğer taraftan gıda enflasyonu uluslararası emtia fiyatları yanında yapısal etkiler altında da şekilleniyor. Bu nedenle gıda komitesi kuruldu. Gıda komitesi bünyesindeki kurumlar gıda enflasyonu üzerinde risk oluşturan yapısal faktörlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor ve çözümler üretiliyor. Gerek arz talep dengesinin sağlanması, gerek dış ticaret önlemlerinin alınması suretiyle kısa vadeli risklerin yönetilmesi, gerekse aslında tarladan, üretimden sofraya olan zincir içerisinde aksaklıkların giderilmesi, rekabet aksaklıklarının ortadan kaldırılması, aslında tüketicinin bilgilendirilmesi gibi birçok başlık ve konular Gıda Komitesi tarafından değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte de bence uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacağız. Buradan gelen risk maliyetleri etkileyecek. Ama sıkı para politika duruşu, yine farklı gıda ürünlerinde üretim arzının arttırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin de devrede olacağını söylemek mümkün. O anlamda Gıda Komitesi içerisinde Merkez Bankası da sekreterya görevini bugüne kadar yürüttü. Gıda Komitesi'nin içerisinde tabii Merkez Bankası'nın rolü ve pozisyonuna ilişkin de değerlendirmeleri yapıyoruz. Gıda Komitesi'nin içindeki diğer kurumların her birisinin kendi görev ve yetki alanına göre idari kapasitelerinin farklı olduğu durumlar var. Merkez Bankası'nın burada en önemli fonksiyonu yaygın bir şekilde fiyatlama davranışlarını takip etmesi, enflasyonist baskıları takip etmesi itibariyle oluştu. Ama önümüzdeki süreçte özellikle bu erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara Merkez Bankası olarak daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz. Bu konuda da ilgili kurumlarla çalışıyoruz. Erken uyarı sistemi biliyorsunuz hem üretim aşamasında hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin, bütün sürecin anlı olarak takibi ve buradan oluşan bilgi ve verilerin ilgili kurumlara anlık olarak raporlanması ve kararların da zamanlı olarak alınmasını sağlıyor. Bunun da çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Veri ve bilgi arttıkça, zamanlı elde edildikçe de
bu karar alma etkinliğini de artıracaktır. Ama sunumda da tekrar söylemek gerekirse gıda enflasyonu 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Bir sonraki soru için sözü Murat Sağman'a veriyoruz. Murat Bey buyurun. Merhabalar. Sevgili Başkan, teşekkürler. Çok güzel sunumunuz için. Ben çok kısa bir iki soru sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Buyurun. Özellikle tabii pandemi döneminde yavaşlayan bir ekonomi var. Ve bu dönemde faiz arttırmak zorunda kaldık. Açıklamalarınızda şunu anlıyoruz. Burada ciddi bir sahiplenme var enflasyon düşürme konusunda. Belki de enflasyonu düşüren başkan olarak tarihe geçme fırsatı geçti elinizde. Peki bundan sonra bir önceki PPK kurulunda yaptığınız değişiklik uzun bir müddet artı ilave sıkılaştırma konusunda uzun bir müddet konusunu siz göstergeler iyileşene kadar diye ifade ettiniz. Bunu şunu mu anlamamız gerekiyor? Yani kalıcı enflasyon düştükten sonra mı anlamamız gerekiyor? Eğer hedeflerinize ulaşamazsanız, yani 9.4 hedefine ulaşamazsak uzun bir süre dediğimiz belki de bütün yıl, çünkü beklentiler şu anda yılın ikinci yarısında belki de bir faiz indirimli olacağı şeklinde. Fakat eğer hedefler ulaşılmazsa bu uzun bir süre bu bütün yılı kapsayabilir mi? Kısa bir soru. Bir de ikincisi, tüm taraflar sahiplenecek diye eklediniz Sayın Başkan. İş insanlarından gelen bildirim çok önemliydi. Siz de tamamen bu konuya sahiplendiniz enflasyon düşürme konusunda. Peki siyasi tarafta bu sahiplenmede olacak mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sahiplenme konusu son derece önemli. Bu konuda biraz önce de ifade ettim. Tüm toplum katılımlarının, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul. Karar alıcıların, politikada yapıcıların da kararlarıyla ve eylemleriyle hedef olarak belirledikleri noktaya giderken kararlı durmaları gerekiyor. Bu ikisi bir arada olduğu takdirde ve uygulamaya konulan kararlar sonuçlarını göstermeye başladıkça ne olacak? Fiyatlama davranışları ve enflasyonist beklentiler değişecek ve olumluya gidecek. Aslında enflasyon hedeflemesi rejimi içerisinde konuya baktığımızda üzerinde durmamız gereken esas konu tek başına maliyet, tek başına talep değil. Fiyatlama davranışları, enflasyonist beklentiler. Bu iki husus farklı etkenler altında şekilleniyor. Biz eğer Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak, bütün ekonomide karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım. Bazen maliyetler artsa bile onların aynı ölçüde fiyatlara yansımadığını görüyoruz. Bunu belirleyen talep koşulları olduğu kadar ileriye yönük enflasyonist beklentiler önemli bir faktör. O açıdan tekrar tekrar üzerine basarak söylemem gerekirse, Türkiye'de şu anda enflasyon hedeflemesi rejimine dayalı bir para politikası seti uyguluyoruz. Burada ne tek başına Merkez Bankası burada ortaya konulan hedefi sağlayabilir, ne de herhangi bir başka paydaş bunu sağlayabilir. Buna hep beraber sahip çıkarsak ancak bunu gerçekleştirebiliriz. O açıdan farklı kanallardan gelen etkilerin üzerinde yoğunlaştığı ve bizim de üzerinde yoğunlaştığımız şey hedefin üzerinde herkesin inanması, bu inancı destekleyecek de kararlılık ve eylemlerin arka arkaya gelmesi olacak. Aslında 2021 para politikası, 2021 para kuru dokümanında bir konunun üzerine basarak vurgulamak istedik. Nedir bu? Türkiye açısından şu anda fiyat istikrarına işaret eden ve hükümetle birlikte belirlenen enflasyon oranı %5.
ve mevcut politika seti altında biz bu %5 hedefine ancak 2023 yılında varacağımızı tahmin ediyoruz. Tabii ara yıl tahminleri de var. Ama esas odağımızda %5 hedefi var. Dolayısıyla %5'in de şu anda oldukça uzağında bir noktadayız. Bu açıdan para politikasının bundan sonraki süreçte kararlarını değerlendirirken veya kararlarına ilişkin bir yorum yapmaya çalışırken şuna dikkat etmeliyiz. Merkez Bankası için 3 ay sonrası, 6 ay sonrası değil, 2023 için öngörülen %5 hedefi esas orta vadeli karar setinin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla burada bu hedefe varıncaya kadar, bu hedefi temin edinceye kadar fiyatlama davranışlarını ve enflasyonist beklentileri bu seviyelere getirinceye kadar tabii ki sıkı para politikası kararlılıkla uygulanacak. Burada bir hususu açıklık kazandırmak gerektiğini düşünüyorum. Tek başına para politikası faiz oranına bakarak bir ileriye dönük karar patikası üretmek ve bunun üzerinden politikanın oluşacağını varsaymak doğru değil. Para politikası kurulu, mevcut para politikası sıkılık düzeyini ifade eden faiz oranının önümüzdeki süreçte hangi yönde, hangi eğimle, nasıl gideceğini belirlerken gerçekleşen enflasyona bakacak, beklenen enflasyona bakacak, talep gelişmelerine bakacak, arz yönlü gelişmelere bakacak, hedefini her zaman için bu noktada merkeze koyacak, ekonominin cycle'ına bakacak ve bütün bunların etrafında bir patika üretecek. Ve bu patika bir dezenflasyonist patika olacak. Yani uzun orta vadeli belirlenmiş hedefe bizi götürecek bir sıkılaşma derecesi, düzeyi olacak. Bunu bir matematiksel denklem olarak görmeyelim. Bu sıkı para politikası düzeyinin nasıl oluşacağına dair para politikası kurulu gerekli verileri ve bilgileri dikkate alarak sıkı tarafta, ihtiyatlı tarafta, basiretli tarafta durarak hareket edecek. Bu açıdan ben önümüzdeki süreçte para politikası kararlarının yönüne ilişkin veya zamanlamasına ilişkin yapılan değerlendirmelerin bizim yaptığımız bu açıklamalar çerçevesinde yorumlanmasını dilerim. Unutmayalım, %5 hedefinin hala çok uzağındayız. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız lazım. İleriye dönük fiyatlama davranışları ve politika faizi arasındaki ilişkiyi ihtiyatlı tarafta devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan önümüzdeki para politikası kurul kararlarında da kurduğumuz bu güçlü iletişimi devam ettireceğiz. Yine sorunuzda ifade ettiğiniz bu sahiplenme konusu son derece önemli. Biraz önce de ifade ettim. Sivil toplum örgütlerinin, farklı toplumsal kesimlerin bu politikaya destek olması son derece kıymetli. Baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, ekonomi yönetimimizin fiyat istikrarına güçlü vurguları, bu konuda Merkez Bankası tarafından alınan kararlara verilen destek ve bu konuda ortaya konulan güven son derece önemli. Dolayısıyla bunun zaten yansımalarını da gerek maliye politikası tarafında alınan kararlardan görüyoruz. Gerekse başta reform gündemi olmak üzere ortaya konulan yaklaşımlardan görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası kanunundan gelen görevi icabı fiyat istikrarı konusunda temel sorumlu, temel görevli kurum ve üzerine düşen bütün vazifeyi sonuna kadar yerine getirecek. Hükümetimizin bu konudaki gösterdiği sahiplenme, destek ve bu politikayla uyumlu kararlılık son derece önemli. Hükümetimiz, Merkez Bankası, ekonomiyle ilgili kurumlar, ekonomiyle ilgili sivil toplum örgütleri, geniş toplum kesimleri hep beraber
bu hedefe, bu amaca bir sahiplenerek, inanarak devam ettiğimiz sürece ben Türkiye'nin %5 hedefini sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye bunu hak ediyor ve bunu inşallah yapacağız. Şimdi basın mensuplarının sorularına geçiyoruz. Apara'dan Murat Övücü. Murat Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Murat Bey, duyabiliyor musunuz? Mikrofonunuz kapalı sanırım. Sesim geliyor mu şu anda? Evet. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, biz sizi duyuyoruz. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Sayın Başkan, sunum için de teşekkürler. Şimdi sunumumuzun içerisinde özellikle senaryoları belirlerken salgın kaynaklı şokların tekrar yaşanmayacağı üzerine bir senaryo üzerinden bu yıl sonu enflasyonun tahminini oluşturduğunuzu dile getirmiştiniz. Bu bir iyimser bir senaryo olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Zira dünyada halen bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Özellikle son bir hafta içerisinde aşıyla ilgili ciddi bir sorun var. Aşı tedarikçilerinin söz verilen miktarları istenilen süre içerisinde yetiştiremeyeceğine dair açıklamaları var. Hatta bunun bazı ülkelerde dava konusu olabileceği değerlendiriliyor. Ki aşının başlamış olması tüm dünyada iktisadi faaliyet açısından iyimser, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Ama bu aksamalar bir olumsuz senaryo da beraberinde getirebilir mi? Bu aşılamada bir aksaklık olursa buna ilişkin bir senaryonuz var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz bütün senaryoyu üretirken ihtiyatlı tarafta riskleri de gözeterek ürettik. Şöyle bir gözlemde bulunmak mümkün. Pandeminin ilk çıktığı 2019 Aralık sonrası dönemde, COVID'in etkili olduğu ilk dalga döneminde ekonomi üzerindeki etkileri çok daha yıkıcı, çok daha yaygın oldu. Küresel ekonomi önemli ölçüde daraldı. Gerek arz şokları, gerek talep şokları ülke ekonomileri üzerinde, üretimde de, hizmetler sektöründe de çok ciddi bir daralmaya neden oldu. Birinci şokun etkilerini azaltmak amacıyla çok güçlü bir parasal ve mali genişleme politikaları devreye sokuldu. Ve bu ekonomilerde durma riskini ortadan kaldırarak ekonomilerin ayakta kalmasını sağladı. Yine bu dönemde COVID'in ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla gerek kamu sektörü gerek özel sektör olağanüstü bir düzenleme, regülasyon ve uyum çabası gösterdi. Ve bu süreçte gerek genişleyici para ve maliye politikalarının verdiği destek, gerek COVID'in ekonomik etkilerini azaltma amacıyla kamu ve özel sektör tarafından uygulamaya konulan tedbirler, regülasyonlar ve uyum kabiliyeti önemli bir tecrübe kazandırdı. Ve birinci COVID salgını döneminde ekonomide oluşan sorunların tekrar yaşanmaması bakımından ileriye dönük de çalışma düzenlerinden tutun da tedarik zincirlerine kadar bir sürü değişiklikler yapıldı. Uzaktan çalışmayı bu dönemde yaygın bir şekilde gördük. Tedarik zincirleri arz şoklarına karşı uyarlayıcı, dengeleyici mekanizmaları nasıl devreye sokacaklarını bu dönemde öğrendiler. Bu öğrenme süreci içerisinde ikinci dalga riskleri ifade edilmeye başladıktan sonra ülkeler bu defa daha hazırlıklı bir şekilde ekonomi üzerindeki etkisinin COVID'in azaltılması amacıyla önden gelen bu birikimle ve kapasiteyle daha geniş kapsamlı tedbirleri hızlı bir şekilde aldılar. Gerek sağlık sistemlerinin bu konuda hızlı bir şekilde ikame edilmesi, gerekli yatırımların yapılması, gerekli altyapının oluşturulması. Allah'a şükürler olsun, Türkiye bu bakımdan son derece pozitif ayrıştı ve bütün güçlü sağlık altyapı sistemi itibariyle de ihtiyaçlarını karşıladı. Gerekse özellikle sanayi tarafında
üretimin ayakta tutulması konusunda bütün ülkeler, gerek gelişmiş ülkeler, gerek gelişmekte olan ülkeler çok kapsamlı çalışmalar yaptılar. Ve ikinci dalgaya başlamadan önce ülkeler aslında önden yapılan bu hazırlıkların etkisiyle ikinci dalgaya girdiler. Türkiye'de de, diğer ülkelerde de ikinci dalga dediğimiz dönemde görülen genel gidişat şu şekilde. Her ne kadar salgınla ilişkili, salgınla doğrudan ilişkili bazı hizmet sektörlerindeki talep yavaşlaması ve arz şokları kısmi olarak devam etse, ki burada bile bir uyarlama söz konusu, birinci şoka göre daha ılımlı bir hizmetler sektörleri daralması var. Buna rağmen sanayi sektörlerinde ve üretim tarafında çok güçlü bir toparlanma meydana geldi ve bu sayede 2020'nin 3. çeyreğinde Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke çok güçlü bir şekilde ekonomide toparlanma yaptı. Sanayide üretim ayağa kalktı. Talep çok hızlı bir şekilde toparlandı. Ve gerek alınan tedbirlerin etkisi, gerekse de COVID'le yaşamaya alışma zorunluluğu ekonomiyi hızlı bir toparlanma evresine soktu. Nitekim benim yaptığım sunumda da sizlerle paylaştığım üzere bugün Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekteki daralmasının arkasından üçüncü çeyrekte çok güçlü bir toparlanma yaptı. Arkasından dördüncü çeyrekte de bu toparlanmayı daha yukarı noktalara taşıdı. Ve yine yaptığım sunumda sizlerle paylaştım. Bugün ekonomimizin üretim tarafı, tüketim tarafı, yatırım harcamaları tarafı, ihracat tarafı çok güçlü seyrediyor. İthalat tarafında bir miktar yavaşlama görülmekle birlikte orada da güçlü bir trendin olduğunu görüyoruz. Buradan kaynaklanan risklere de işaret ediyoruz. Dolayısıyla biz bu tahminleri yaparken birinci COVID dalgasından sonra ikinci COVID dalgasındaki toparlanmanın hızını ve yaygınlığını görerek bundan sonra 2021 yılında herhangi bir şekilde aşıyla ilişkili konularda bir yavaşlama veya COVID ile ilgili ilave risklerin meydana çıkması halinde artık hiçbir şekilde birinci COVID dalgasındaki senaryonun olmayacağını, ikinci COVID dalgasında görülen toparlanma ve iyileşmenin ekonomilerde önemli bir kapasite ve değişim ve dönüşüm başlattığını varsaydık. O açıdan 2021 yılında COVID ile ilişkili devam edecek risklerin global ekonomide bütün ülkeler tarafından öncekilerine kıyasen daha iyi yönetileceğini ve özellikle de gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası uygulamalarına devam edecek olması, maliye politikası kanalının daha fazla devreye girecek olması bizim 2021 yılı senaryomuz üzerinde belirleyici oldu. Nitekim ülkemizde de COVID'in doğurduğu ekonomik ve sosyal yansımaların bertaraf edilmesi amacıyla ortaya konulmakta olan maliye politikası adımları bu anlamda ekonomik ve sosyal hayata sağladığı destek kadar üretimin ve hizmetler sektörünün ayakta kalmasına da destek verecek. O açıdan bütün bu gerçeklikleri esas alarak senaryomuzu ürettik ve nitekim uluslararası kuruluşlar da aşı kaynaklı riskler olmakla birlikte küresel ekonominin 2021 yılında daha yukarı yönlü bir görünüm içinde olacağını da tahminlerinde yer verdiler. Bu açıdan iyimser bir tahmin değil, kötümser bir tahmin değil ama ihtiyatlı bir tahmin. Ama bunu da bilmek lazım. Gerçekten Türkiye bu COVID karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığı konusunda çok hızlı bir toparlanma sağladığı için 2021 yılında da bu sağlanan kazanımların ekonominin büyüme tarafında ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz. Bloomberg International, Can Koç. Merhabalar, Bloomberg News'dan Çağan Koç.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önceki Başkan Sayın Murat Uysal makul bir reel faiz vermeyi vaat etmişti ve beklenen enflasyona göre belirlemişti bunu. Belirli bir reel faiz hedefiniz var mı? Sizin bu düzeyi hangi enflasyona göre belirleyeceksiniz varsa? Bunun yanı sıra ters dolarizasyon ve lira menkul kıymet girişlerinde bankaların bilanço içi pozisyon açığı kapanıyor. Bankalar pozisyonu dengelemek istediklerinde Merkez Bankası swapları kapatılıp merkez bu dövizi geri alacak mı? Bu normal ihalelerle mi olacak? Ayrıca swap limitin neden korunuyor? Swap limitleri kaldırılsa ve yabancı swap girişi artarsa Merkez Bankası swaplarına ve rezervlerine ne gibi bir etkisi olur sizce? Son olarak da yine bu top test TÜSİAD MÜSİAD'ın ortak açıklamasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Burada MÜSİAD faiz kararından önce tam tersi yönde bir açıklama yapmıştı. Faizlerin yüksek olmasından şikayetçi olduklarını dile getirmişti. Bu açıklamayla farklı bir yöne evrildiğini görüyoruz. Siz burada bir girişim yaptınız mı? Bir araya gelip bazı fiyat istikrarının önemini açıkladınız mı bu gruplara? Nasıl oldu bu değişim, onu merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, öncelikle değerli arkadaşlar, çok açık bir şekilde Merkez Bankası olarak yakın zamandan beridir sürekli açık, samimi ve piyasadaki beklentileri karşılayan bir iletişim stratejisi yürütüyoruz. Gerek para politikası kararlarında, gerek para kur metninde uyguladığımız para politikası setinin dayandığı varsayımları, çerçevesini, yönünü, piyasadaki beklentileri de dikkat alarak sürekli bir şekilde daha açık bir iletişimle paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Bu enflasyon raporunda da para politikasındaki duruşumuza ilişkin temel yaklaşımları, temel kodları, temel yönelimi sizlerle paylaştım. Burada esas belirleyici olan şudur. Merkez Bankası'nın para politikası duruşu dezenflasyonist bir duruş mudur? Buna hizmet etmekte midir? Ve bu kararlılıkla sürdürülmekte midir? Biz diyoruz ki para politikası duruşu bundan sonraki süreçte hedef elde edilene kadar dezenflasyonist bir derecede, düzeyde, sıkılıkta olacaktır. Bunun göstergelerini sizlerle paylaşmak üzere de bir takım indikasyonlar veriyoruz. Bu indikasyonların para politikası kararları üzerinden gerçekten enflasyonu aşağı çekmeye yarayıp yaramadığını her para politikası kurulu toplantısında kurul değerlendirecek. Ve %5 hedefine yakın sayacak sıkılık düzeyini, sıkılık derecesini belirleyecek. Baştan beri ifade ettim, şu anda hedefin uzağındayız. O zaman bu hedefe varabilmek için sıkı para politikası hangi düzeyi gerektiriyorsa, hangi aralığı gerektiriyorsa, dezenflasyonist etkiyi talep, üretim hangi koşullarda karşılıyorsa biz onu sağlayacağız. Onu çok net bir şekilde bir başka bir kavrama referans vermek yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum. Önemli olan dezenflasyonist olacak bir sıkılık düzeyinin güçlü bir iletişimle paylaşılması ve bunun kararlılıkla sürdürülmesidir. Ters dolarizasyon konusu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Aslında fiyat istikrarı hedefinin önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında finansal istikrarın güçlü bir şekilde sağlanması ve sürdürülmesi. Özellikle dolarizasyonun ekonomimiz üzerinde meydana getirdiği riskleri bertaraf etmek amacıyla ters dolarizasyon sürecinin dikkatle takip edilmesi ve bu konuda gerek para politikasının gerekse diğer ekonomi politikası alanlarının gerekli desteği vererek bu süreci yönetmesi gerekiyor. Tabii bu son dönemde döviz arz ve talebinde ortaya çıkan dengeleyici ve kurdaki volatiliteyi aşağı çeken görünüm altında bankalarda döviz pozisyonlarını güçlendirdiler. Dolayısıyla bu da aslında finansal sistem üzerinde olumlu bir etki meydana getirdi. Biz 2021 yılında para ve kur politikalarına ilişkin izleyeceğimiz stratejiyi para kur dokümanında paylaştık.
ve orada gerek döviz likiditesi, gerek Türk lirası likiditesi yönetiminde uygulayacağımız temel ilkeleri belirledik. Gerek açık piyasa işlemleri pazarından, gerek swap kanalından bankalarımızın ihtiyacı olan likiditeyi zaman ve miktar itibariyle hangi operasyonel çerçevesinin içinde paylaşacağımızı söyledik. Bütün bu operasyonel çerçeveyi de detaylarını da paylaştık. Swap mekanizması bankalarımızın ihtiyacı olan likiditenin zamanlı olarak veya ihtiyaç nispetinde karşılanmasını sağlamak üzere kullanılan mekanizmalardan bir tanesi. Para kur dokümanımızda da yıl içerisinde swap işlemlerinin miktarsal olarak azalabileceğini ifade ettik. Gelişmeleri de bu şekilde takip ediyoruz. Nitekim sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde son 2-2,5 aydır gelişime baktığımızda sistemin fonlama ihtiyacının karşılanmasında API kanalının oran olarak arttığını, swap kanalının da azaldığını görüyoruz. Bu aslında para politikasının aktarım mekanizması üzerinden etkililiğini, etkileşimini de arttıran bir gelişme. Zaten bunu para kur dokümanında da ifade ettik. O açıdan 2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası döviz ve Türk lirası likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak. Burada gerek bankalarımızla gerekse finansal kuruluşlarımızla çok yakın bir diyalog içerisinde sistemin sağlıklılığının arttırılması konusunda ve Merkez Bankası'nın operasyonlarıyla bankaların likidite ihtiyaçlarının dengelenmesi konusunda da çok yapıcı bir diyalogumuz var. Ayrıca biraz önce ifade ettim, enflasyon hedeflemesi rejimi içerisinde fiyat istikrarına giderken toplumsal sahiplenme çok önemli. Dolayısıyla bunun korunması ve geliştirilmesini de önemli görüyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin bu yönde kamuoyuyla açıklama yapmalarını takdirle karşılıyorum. Önemli görüyorum. Sivil toplum örgütlerimiz önemli bir inisiyatif almışlardır. Topluma fiyat istikrarı konusundaki yaklaşımlarını paylaşmışlardır. Biz de kendilerine sizin kanalınızla teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Konuşmamın en sonunda zaten söylemiştim. Bundan sonraki süreçte yine enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesi içerisinde güçlü bir iletişim anlayışıyla sivil toplum örgütlerimizi bu arada ekonomi içerisinde çok önemli bir ağırlığa sahip olan, açıklama yapan sivil toplum örgütlerimizi de ziyaretlerde bulunacağız. Kendileriyle bu konularda istişarelerde bulunacağız ve fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda farkındalığı arttıracağız. O açıdan ben burada bütün sivil toplum örgütü başkanlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum ve özellikle fiyat istikrarıyla ekonomik büyüme, fiyat istikrarıyla yatırım ve üretim arasında kurmuş oldukları bağın da aslında hepimizin üzerinde ortaklaşacağı ortak bir alan olduğunu düşünüyorum. Toplumun farklı katmanları, farklı paydaşları farklı konulara farklı farklı yaklaşabilirler. Ama fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme arasında ekonominin uzun vadeli yatırım ve üretim görünümü üzerindeki ilişkinin bu kadar kuvvetli bir şekilde sivil toplum örgütleri tarafından paylaşılmasını da çok değerli görüyorum. İnşallah kendilerini ziyaretlerimizde de bu konudaki düşüncelerimizi paylaşacağız. Son soru için sözü Okan Müderrisoğlu'na veriyorum. Okan Bey buyurun. Okan Bey, mikrofonunuz açık mı? Hemen bakıyorum. Duyuyoruz şimdi. Okan Bey merhaba. Herhalde açık değilim.
Sayın Başkanım, açık, samimi ve net açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Ben de aynı kapsamda ve ciddiyette devam etmek istiyorum. Sizin fiyat istikrarı olarak ifade ettiğiniz, bizim vatandaşa enflasyonla mücadele olarak aktarmaya çalıştığımız bu çabayı gerçekten desteklediğimizi de bilmenizi isterim. Fakat takdir edersiniz ki Merkez Bankası bir ekonomik çerçevenin yanı sıra bir siyasal çerçeveyle de hareket etmek durumunda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın öteden beri söylediği, son zamanlarda tekrarladığı yüksek faize karşı olduğunu belirten cümleleri var. Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, halihazırdaki politik oranların yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum. Az önce bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşları hem bir yandan fiyat istikrarı derken aynı zamanda yüksek faizden de şikayet ederler. Dolayısıyla yani yaklaşık çeyrek asırdır kendilerini izler ve tanırız. Şartlar onları farklı anlarda, farklı şekillerde beyanda bulunmaya da teşvik eder. O da onların belki fonksiyonunun bir gereğidir. Fakat şunu da biliriz ki bu faiz seviyesi özellikle reel sektörün üretken kesiminin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yaratır. Dolayısıyla biz ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik mi acaba durumuna düşebilir miyiz? Bu hassas dengeyi nasıl kuracaksınız? Daha çok para politikası kurulunun yüksek duyarlılığı, dikkati ve dönemsel çalışmalarında bütün bunları gözeteceğine ilişkin bir cümlenizi duydum. Ama özellikle bu yüksek faiz konusu ve bunun reel sektöre yansımasını nasıl ele aldığınızı merak ediyorum. Bir de haklı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç, küresel sistemin kaotik durumu sizi hep riskler ve ihtiyatlı olmak üzerinden bir tanımlamaya itiyor. Fakat aynı zamanda acaba imkan dahilinde midir ki biz Merkez Bankamızın Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz? Yani riskler, sıkılaştırma, ihtiyat, bu kavramlar tabii bizi son derece dikkatli olmaya teşvik ediyor. Ama bize yani ılımlı fakat o anlamda ihtiyatlı umut perspektif verecek Türkiye ekonomisi kazanımlarını da daha sonra raporlara yansıtacak mısın? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Okan Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii Merkez Bankası herhangi bir şekilde bir politik değerlendirmenin içerisine giremez. Bir politik değerlendirmeye ilişkin bir değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, Merkez Bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu. Aslında fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi büyüyen bir ekonomidir. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi yatırımın ve üretimin arttığı bir ekonomidir. Bunu Türkiye kendi tecrübesiyle, yakın dönem kendi tecrübesiyle ortaya koymuştur. Ve bu sayede de Türkiye ekonomisi hem sabit fiyatlarla hem de döviz itibariyle bakıldığında kişi başına milli gelirini artırmış ve refahı da bu dönemde sağlamıştır. Şu anda kısa vadede bir yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Hükümetimizin belirlemiş olduğu enflasyon hedefi, fiyat istikrarına işaret eden enflasyon hedefi %5. Şu anda Merkez Bankası kanunu gereği bu hedefi sağlamak üzere üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendi üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirirse bu ekonomi üzerinde güven kanalı üzerinden çok olumlu bir etki meydana getirir. Güven aslında ekonominin temelidir. Güven olan bir yerde yatırım da artar, üretim de artar, talep de artar, refah da artar. Dolayısıyla hükümetimizin 11. kalkınma planında belirlediği ve %5 olarak 2023 için tespit ettiği fiyat istikrarı hedefine varırken aynı zamanda büyümeyi ve üretimi de merkeze almıştır. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili duruşu, kararları 11. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan
hükümetimizin hedefleriyle tamamıyla uyumludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin büyümesi, kalkınması, gelişmesi noktasında ortaya koyduğu her türlü takdir, talimat ve çaba her şeyin üstündedir. Biz de Merkez Bankası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu çaba ve emeğe veya gayrete destek oluyoruz. Kısa vadede ekonomide tek bir ekonomik faktöre veya bir rakama bakarak o ekonominin geneline ilişkin değerlendirme yapılamaz. Ekonomide para politikası duruşu itibariyle faiz oranı önemli bir karar seti içinde önemli bir faktördür. Ama burada eğer para politikası duruşu bu itibarla ekonomide güveni arttırıyorsa, güven kanalı üzerinden ekonomiyle ilgili birçok faktör istikrar kazanıyorsa, finansal istikrar güçleniyorsa, bakın bugün ekonomide 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte çok güçlü bir toparlanmadan bahsettim. Bunun 2021 yılında da 1. çeyrekte de devam ettiğini anlattım. Biliyorsunuz ekonomiyle ilgili oluşan riskleri bertaraf etmek amacıyla 2020 yılının Ağustos ayından itibaren Merkez Bankası, diğer kurumlarımız sıkılaşma adımlarını atmaya başlamışlardır. Ve bu adımların atılması oluşan finansal risklerin bertaraf edilmesini ve ekonomi üzerindeki risklerin azaltılmasına katkı vermiştir. Ve bu sayede bir taraftan ekonomide üretim, yatırım, talep, tüketim gücünü korurken diğer taraftan da finansal riskler hızlı bir şekilde aşağıya gelmiştir. Dolayısıyla burada para politikasının duruşu fiyat istikrarı temelinde şu an itibariyle doğru bir noktadadır. Merkez Bankası ileriye dönük piyasada yatırım, üretim, tasarruf kararlarını veren bütün aktörlere güven vermeli ki ekonomide güven arttırıcı kararları arka arkaya almaya devam etmeli ki üretim devam etsin, yatırım devam etsin, tasarruflar devam etsin, Türk lirası tasarruflar artsın, yatırımcının ihtiyacı olan kaynağı daha rahat bir şekilde erişsin. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu %5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması sizin iddia ettiğiniz gibi ekonomide bir üretim kaybına, ekonomide herhangi bir şekilde bir zafiyete neden olmayacak. Burada hükümetimizin ortaya koyduğu büyüme, ortaya koyduğu üretim süreciyle para politikasındaki etkileşim güven kanalı üzerinden aslında bir denge oluşturacak. Ve bu sayede bir taraftan fiyat istikrarı hedefini sağlarken diğer taraftan tasarruflar artacak. Yatırımcının ihtiyacı olan tasarruflara daha düşük maliyetle, daha uzun vadelerde, Okan Bey, daha uzun vadelerde erişmesini sağlayacak. O açıdan ekonomide herhangi bir noktayı arkasına ve önüne bakmadan o nokta itibariyle değerlendirirseniz büyük bir hata yaparsınız. Burada hükümetimizin ortaya her zaman koyduğu orta vadeli bir yaklaşım tarzı var. Merkez Bankası da şu anda orta vadeli yaklaşım tarzı içerisinde hareket ediyor. Ve 2021 yılında fiyat istikrarı konusunda atacağımız güçlü adımlar enflasyonu hızlı bir şekilde aşağı çekecek. Enflasyon hızlı bir şekilde aşağı geldikçe para politikası sıkılığını korumakla beraber bununla uyumlu bir gelişim gösterecek. Bu ekonomiye olan güveni arttıracak ve yatırımlar daha da artacak. Bu açıdan para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum. Geçmişte enflasyonla mücadele konusunda çok tecrübe kazandık. Ve bu dönemde aslında enflasyonla mücadelede çok başarılar da elde ettik. %70'lerde, 50'lerde giden enflasyon %4'lere, 5'lere kadar, 6'lara kadar düştü. Yine yapabiliriz. Yine Türkiye'yi tek haneli, düşük, fiyat istikrarına işaret eden bir enflasyon düzeyine, fiyat istikrarı düzeyine
getirebiliriz. Türkiye ekonomisinin buna potansiyeli var. Türkiye ekonomisi elindeki mevcut imkanlarla hem fiyat istikrarını hem de güçlü büyümeyi sağlayacak bir potansiyele sahip. Bu itibarla bugün sizin ifade etmeye çalıştığınız kısa dönemli olumsuz etkilerin oluşmayacağını, tam tersine eğer bütün toplum kaplanları tarafından fiyat istikrarı hedefi geniş bir şekilde kabul edilirse, hükümetimizin de büyük bir desteği var, enflasyonun ve beklentilerin hızlı bir şekilde aşağı geleceğini ve böylelikle ekonominin esas ihtiyacı olan uzun vadeli üretim ve yatırımın artacağını, yurt dışı tasarrufların Türkiye'ye çok daha fazla geleceğini, ki yakın dönemde kaynak girişini çok net bir şekilde görüyoruz. Kur istikrarı sağlanması üzerinden, özellikle enflasyon üzerinde baskı oluşturan kur kaynaklı faktörlerin tamamen ortadan kalkacağını ve böylelikle küçük işletmelerimiz, esnafımız, üretim işletmelerimiz ileriye dönük üretim, yatırım planlamalarını yaparken enflasyondaki bu oynaklıktan kurtularak çok daha güvenle, çok daha inanarak, çok daha bilerek ve çok daha uzun vadeli düşük finansman kaynaklarına erişerek bu yola devam edecekler. Ve Türkiye ekonomisi hem fiyat istikrarının sağlandığı hem de güçlü büyümenin yakalandığı bir Türkiye ekonomisi görünümü verecek. Türkiye'nin gerçekten geleceği açık. Geleceği Türkiye'nin sahip olduğu, yani son 18 yıldır yapılan bütün çabalar Türkiye'yi çok farklı bir şeye getirdi. Global tedarik zincirlerindeki değişimi göz önünde bulundurduğunuz takdirde Türkiye önemli bir üretim üssü olmak durumunda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler ve bunun da birçok sektörde yansımalarını görüyoruz. Üretim üssü olacağız. Üretim üssü olabilmenin koşullarından bir tanesi de fiyat istikrarı. Enflasyonun düşük, kalıcı bir seviyede olması ve öngörülebilir olması. Bu sağlandığı takdirde Türkiye önümüzdeki yıllarda çok daha fazla doğrudan sermaye yatırımları alacak. İçerideki yatırımlar da artacak. Ben meseleye böyle bakıyorum. Meseleye gündelik bakmak, sadece bir noktadan bakmak, tek bir noktadan bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu bu kararlı politikaların meyvelerini gördükçe, sonuçlarını gördükçe ortaya da çıkıyor. Bu politikanın çok daha güçlü bir şekilde toplum katmanlarınca desteklendiğini gördükçe, bakın göreceksiniz, fiyat istikrarına çok daha yakın bir noktaya geleceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarından ve sorularından dolayı değerli basın mensuplarına ve ekonomistlere teşekkür ederiz. Enflasyon raporuna toplantıda yapılan konuşma metnine ve toplantı kaydına internet sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Tüm izleyenlere sağlıklı günler dileriz.